Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dönüşümler konusundaki şeklin ötelenmesi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kenar uzunluğu 2 birim olan ABCD karesi kenarları eksenlere paralel olacak şekilde analitik düzleme aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Bu kare x eksen doğrultusunda pozitif yönde 3 birim ötelenmiş. 3 birim ötelediysem bak şimdi burası 1'e 2 noktası mı? 1. Bir. 3 birim ötelediysem bu nokta hop 3 birim buraya gelecek. Yani 3 birim ötelersen 4 noktasına mı gelecek? Evet. 4'e 2 noktası yapacak burası. A noktasının koordinatları 1'e 2 olduğuna göre M noktası isteniyor bizden. Tamam ben burayı buldum. Ve burayı bulmak için sonrasında da işlem yapacağım. Burası 4'e 2 noktası ya. 4'e 2 noktasından da 2 birim sağa 2 birim yukarı gidince M noktasını bulmam mı? Yani buraya apsine 2 ekleyeceğim. Ordinatına da 2 ekleyeceğim. O zaman bu nokta ne yapar? 6'ya 4 noktası yapar. Cevap 6'ya 4 olur. Geldik örnek 2'ye. Kenar uzunlukları 6, 6 birim olan ABCD karesi kenarları eksenlere paralel olacak şekilde Analitik düzleme yerleştirilmiş. İşte kareye Y ekseni doğrultusunda 4 birim pozitif yönde 4 birim X ekseni doğrultusunda pozitif yönde 3 birim ötelendiğinde KLMN karesi elde ediliyor. Buna göre bu iki karenin kesişim bölgesi isteniyor. Arkadaş 4 birim. Sen bunu 4 birim ötelediğinde. Bak burada köşe buraya geliyor. 4 birim ötelediğinde o zaman burası 4 birim demek. Sonra 3 birimde X ekseni boyunca pardon Y ekseni boyunca 4 birim Y ekseni 4 birim boyunca 4 birim yukarı. Yani burası 4 birimdir. 3 birim de sağ dediği için burası da 3 birim olmak zorunda. Evet karenin kenarı kaç birimde? 6 birim değil mi? 7, 6 birimde. E sen bunu 3 birim sağa ötelediysen burası da 3 olur. 6 olduğundan e, tamamı da 6 birim olduğundan dolayı burası 4 ise buraya da 2 mi kaldı? Evet. Şimdi bana diyor ki KLMN karesinin işte bu iki karenin kesim bölgesinin alanı isteniyor. Şurası isteniyor. E burayı 2 buldum. E burası da zaten 3. 2 çarpı 3'ten cevap kaç çıkar o zaman? 6 çıkar. Evet örnek 2'ye 6 bulduk geldik örnek 3'e. Ne yapmışız burada? Analitik düzleme, düzleme şekildeki gibi yerleştirilen OAB üçgeni x 80 dolusunda negatif yönde 3 birim ötelendiğinde. Şimdi buradaki 3 birim ötelediğinde O noktası buraya gelecek. 3 birim buraya gelecek. Hatta 6 buraya gelecek. 3 birim buraya geldi. O zaman burası da 3 birim yaptı. Evet. Çünkü bunun tamamı 6 ya. Sen 3 birim sola ötelediysen burası 3 burası da 3 oldu. Yani bir kenar gerçekten şurada da 6 zaten. Şu uzunluk zaten 8 hala daha 8 olmaya devam ediyor. Bizden ne diyor? Bu iki üçgenin kesimi. Yani şuradaki bölgenin çevresi isteniyor. Arkadaş şuraya bakar mısın? Şunlar birbirine eşit. E şunlar da birbirine paralel dik olduğundan dolayı. Eski bilgilerden ne çıktı? Eşit ve paralellik var. Orta taban çıktı. 8 ise burası 4 yapar. 3, 4, 5 üçgeninden 5 oldu burası. Çevrede 3, 4, 5 üçgeninin çevresi isteniyor. O da kaç yapıyor? 12 yapıyor. Örnek 3, 12 oldu. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemde şekildeki gibi yerleştirilen eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense açılarımız 60-60-60. V eksen doğrultusunda negatif yönde 3 birim öteleniyor. Tamam şimdi öteleriz. Öncelikli olarak eşkenar üçgen bir kenar 4 kök 3 mü? Evet 4 kök Şuradan bir yükseklik çizecek olursam eğer ben. Şu yüksekliği şöyle çizeyim. Şu yüksekliği çizecek olursam. Burası 4 kök 3 ya. 2 kök 3, 2 kök 3 diye böldü. E bu 90, 30, 60, 93 kere 30'u 2 kök 60'ı kaç yapar o zaman? Kök katı 6 yapar. Evet buraya 6 buldum. Ben bunu ne diyor? 3 birim aşağı doğru öteleyeceğim. Yani buradaki nokta 3 birim aşağı gelecek. Şuraya gelecek. Ya da buradaki nokta 3 birim aşağı gelecek. Şuraya gelecek. Bir tanesini ötelesek zaten sıkıntı olmuyor. Hop, o zaman üçgenimiz böyle bir şey mi olacak arkadaşım? Kesinlikle. Bunu da 3 birim ötelenmiş hali aşağıya bu. E 3 birim öteleyince hocam şurası 3 birim yaptı. O zaman burası 3 birim yaptı. Benden 4. bölgedeki kalan bölgenin alanı isteniyor. Şu bölgenin alanı isteniyor. E yüksekliğimiz 6 değil miydi? 6. Hala da 6 olmak zorunda. Bunun devamı yükseklik. Yani şurada bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit oldu. Şu bölgenin alanı isteniyor. Yani şöyle bir eşkenar üçgen var elimizde. Ve şuradaki bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Ben şimdi şunu biliyorum. 3'e 3'ü şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Yukarıdaki yani tüm alandan yukarıdaki üçgeni çıkartabilirim. Bu da aynı zamanda eşkenar üçgen olmuyor mu? Oluyor. Yani şurası 60 derece ya. E, tamamı 4 köküçlü. Şurası tamamı şurası 3 köküç. Burası da 2 köküç yapıyor zaten. 2 köküç 2 köküç. E burası da 2 kök 3 burası da 2 kök 3. E burası da o 60 60 60 oldu. Büyük eşken üçgenin alanından buradaki eşken üçgenin alanını çıkartabilirim. Ya da benzerlik alan çizgisinden de yapabiliriz. E ben büyükten büyüğün alanından yani 4 kök 3 büyüğü ya. A kare kökü 3 bölü 4'ten neyi? Küçüğün alanı çıkartacağım. 2 kök 3. Karesi kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Burası kaç yaptık? 48 kök 3 bölü 4 yapar. Eksi burası da 12 yaptı. 12 kök 3 bölü 4 yapar. Sadeleştirsem 16 yapar. Sadeleştirsem 3 yapar. 16 kök 3 eksi 3 kök 3'ten ee, burası 16 4 12 yapıyor pardon. 12 kök 3 yaptı sadeleştirdiğim zaman. 12 kök 3 eksi 3 kök 3'ten cevap da böylelikle 9 kök 3 çıkar. Benzerlikten de yapabilirdim. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Burası a iken burası 3 a kalacak. 4 a'yı bulup sonra 3 a'ya ulaşabilirdim. Bu şekilde de sonuca ulaşabilirdim. Evet örnek 4'te böylelikle 9 kök 3 bulduk ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani bir sonraki testte ne var? ÖSYM tarzı test var. ÖSYM tarzı test 1'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.